yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Merhaba arkadaşlar, ben Fatih Çarkçı, MEF Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji Bölümleri öğrencisiyim. Geçen sene Ukrayna'da Lviv'de Global Volunteer'a gitmiştim. Bu sene de henüz geldim Sırbistan'dan, Belgrad'da yine Global Volunteer'daydım. Ukrayna'da İngilizce öğretmenliğiydim, Sırbistan'da ise psikolojik danışmandım. 6 Haziran 2018'di Ukrayna'ya gittiğimde. Oradaki amacımız 6 ile 16 yaş arasındaki çocuklara İngilizce öğretmenliği yapmamızdı grup arkadaşlarımla beraber. Nitelikli eğitimdi Isaac'teki kalkınma hedeflerinden olarak dördüncüsüydü. 11 kişilik bir ekiptik ve orada öğretmenler olarak grup haline gelmiştik ve çocuklara İngilizce öğretiyorduk. Küçük grup, orta grup ve büyük grup vardı. Tabii amacımız sadece İngilizce öğretmek de değildi. Bunu yaparken kendi kültürümüzü de onlara tanıtıyorduk. Yani Ukraynalı insanlara. Ve kendi kültürümüzü aslında takım arkadaşlarımıza da tanıtıyorduk. Onlar da bize Ukrayna'yı tanıtıyordu bu arada çocuklar. Ve aslında Isaac'le çok güzel bir şey oluyor. İngilizce öğretmen olarak gittiğiniz ya da herhangi bir projeye girip çocuklarla çalıştığınız zaman istemeden o dili öğreniyorsunuz. Çünkü evet şu an çok sağlam değil belki çünkü aradan bir yıl geçti ama gerçekten döndüğüm zaman bir miktar Ukraynacam vardı. Dediğim gibi proje böyleydi. İngilizce öğretmenliği yapıyorduk başta. Çocuklara göz kulak oluyorduk biraz. Oyunlar oynuyorduk. Proje tamamen bu şekilde gidiyordu. Gerçek bir İngilizce öğretmeni gibiydik. Çünkü okula gidiyorduk. Sınıflarımız falan vardı. Böyle. 3 tane Hindistan'dan gelen vardı. Bir kişi Mısır'dan gelmişti. Bir kişi Fransa'dan gelmişti. 5 farklı falan proje vardı ben gittiğim zaman yanılmıyorsam. Ve Hong Kong'dan, Çin'den, Tunus'tan ve çok fazla milletten insan vardı. Öğrenci sayısı çok değişiyordu çünkü her hafta şey belirleniyordu hani shift atılıyordu. Small'da mısın, medium'da mısın, large'da mısın, hangi çocuk grubunda çalışacağına dair. Ve o çocuk grupları da yaklaşık bir her sınıfta 20 kişi var diyebiliriz. Ben de hani atıyorum bu hafta small'dayım, yarın ortanca gruba geçiyorum falan. Tek grupta olmamak aslında şöyle güzel oldu, birçok öğrenci tanımış oldum. Yani küçük grupta daha oyun odaklı bir şeyler yapmaya çalıştık, kendimi öyle geliştirebildim. Ortanca grup biraz artık İngilizcenin hakim olmaya başladığı gruptu ve büyük grup direkt İngilizce biliyordum. Münazara falan yaptırıyorduk. 60 öğrencim vardı diyelim ortalama. Öncelikle ben hostelde kalıyordum ilk 3-4 hafta. Beni ilk geldiğim zaman hostelim karşılamıştı havalimanından. Sonra biz gittik. Beni almalarının nedeni benim çalışacağım o İngilizce kampında kendi çocukları da gidiyor. İlk gün bizi o yüzden onlar götürmüştü. Evimiz biraz sapa kalıyordu. Yani sadece özel araçla gidebiliyordum oradan. Çünkü merkeze falan kalmıyordum. Ama ondan sonra bizim bütün takım bir hostele toplandı ve harika bir olaydı çünkü okul ve hostel arası yaklaşık 35 saniye falandı. Hani oraya gayet şey işte uyanıyorsun sabah böyle. Dersin başlamasına 10 dakika var. Herkes birbirine vura vura uyandırmaya çalışıyor. Hani herkesin kalkıp Uber hazırlanma gibi bir tribi de yok. İşte uyanıyoruz. Yanımdaki arkadaşım beni vurarak uyandırmaya çalışıyor. Onun alarmı çalıyor. Tam bir kargaşa var. Sonra gayet koşa koşa derse gidiyoruz. Sanki böyle saatlerdir hazırmışız gibi falan. Herkes okey tabii bu duruma çünkü hani kesinlikle projeyi aksatmıyorduk. Projeye başlıyoruz. Yani çalışmaya. Önce çocuklarla dün ne yapmıştık? Hadi bugün ne yapmak istiyorsunuz falan diyoruz. Çünkü şeyin de farkındayız biraz. Ya bizim ekipte eğitim fakültesinde olan birkaç kişi vardı. Hatta direkt Türk arkadaşlarımdan iki tanesi İngilizce öğretmenliği okuyordu. Benim ana bölümüm işte eğitim fakültesinde. Fransız arkadaşım eğitim fakültesinde falan. Yani biraz formasyon almış tırnak için. Yani alıyor olan öğrenciler olduğumuz için birazdan çocuklara da düşüyorduk. Çocuklarla bir tartışıyorduk. Bugün ne yapalım? Şu bu falan. Şunu çok net hatırlıyorum. Gerçekten böyle iki günde bir net bir şekilde bir tane çocuğu sırtımda o sınıfa soktuğumu hatırlıyorum. Hani gerçekten sırtımı aldım oyun bahanesiyle sınıf hadi sınıfa gidiyoruz artık yeter falan diye. Eşek olduğum zamanlarda olmuştu. Ondan sonra öğle yemeğe gidiyoruz ama tabii şey yani o çocuklarla beraber gerisayım yapıyor çünkü biz de çok açız. Dediğim gibi 10 dakika kala uyandığımız için. Öğle yemeğini yiyoruz geliyoruz çocuklarla biraz daha oyun biraz daha sevdiği etkinlikler artık hani o turda. Çünkü zaten sabah dersi işlemiş oluyoruz. Aradan sonra yemek yiyorlar falan. O aradan sonra biraz daha şey kafasındaydık. Oyun odaklı bir şeyler yapalım ki sıkılmasın onlar da. Çünkü hava sıcak sonuçta falan. Sonra proje bitiyordu. Genelde arkadaşlarımızla bir kahve içmeye falan gidiyorduk. Bir şeyler yapıyorduk. Hani okul zaten merkeze çok yakındı. Merkeze iniyorduk. Yani merkez dediğim bu arada hani İstanbul gibi düşünmeyin. Hani 10 dakikada gittiğimiz bir yer falan da orada. Bir günüm böyle geçiyordu. Projeden sonra takılma. Artık ne zaman kim nereye dönerse. Şimdi Ukrayna'ya gittiğimde dediğim gibi 6 Haziran'dı ve 14 Haziran'da benim doğum günümdü. Biz de dedik ki arkadaşım hadi bugün oruç tutalım. Şükür orucu. O ara hostelde kalıyorum. Arkadaşım da şeyde hani o da başka bir hostelde kalıyor. Yani birbirinden bağımsız
bir şeyler yapacağız o gün aslında. Hani oruç tutma eylemi ayrı oluyor. Sonra ben odamdan gittim, mutfağa geçtim. Kendime bir şey hazırlayacağım. Hani arkadaşıma doğru mesaj yaşıyoruz. Kanka hazır mısın falan. Bir gittim. Çok koyu olmasa da hani ailem Hristiyandı böyle. Hani çok dindar falan diyemem. Belki bilmiyorum. Yani en azından ben öyle bir şey gözlemlemedim. Ben mutfağa gittiğimde zaten bana hazırlanmış bir sahur sofrası vardı orada. Annem tarafından. Ve sabah kalktığında bana şey dedi. Yedin mi falan. Bu arada gerçekten hani laf olsun diye anne demiyorum. İkinci annem gibi falan orada oldu. Ukrayna benim ilk yurt dışı deneyimimdi ve sanırım orada ilk iki haftayı kolay atlatma nedenim kesinlikle host annemdi. Yani İngilizce konuşamıyorduk, evet. Ukraynca bilmiyordum, evet. Sadece sözlük kullanıyordu. Yani internet paketimi gerçekten bitiriyordu, evet. Ama bendeki bağını asla tarif edemem. Ya bana ilk haftadan gelip şey demişti mesela, senin çay sevdiğini biliyorum deyip artık bana sormadan çay yapıyordu bana. Evimde gibiydim. Ukrayna bunu hatırlıyorum. Bir de aslında Ukrayna'nın bir yanı daha var. Proje bittiğinde şey oldu. Çocuklar böyle bize güzellik yapmak için Türkçe falan bir şeyler öğrenmişler. Benim bir tane dedikodu arkadaşım vardı orada. 8 yaşında bir öğrenci. İşte bana gelip seni seviyorum Fatih falan dedi Türkçe böyle. O çok güzeldi okuldan kalan. Yani öğrencilerimin geneli öyleydi. Hani tek tek öğrencileri sayamam yani. Hani haksızlık olur onlara. Ama Ukrayna'daki en güzel anım ya dediğim gibi bu annem ve sanırım artık döneceğim gün gerçekten uğruna 9 saat boyunca kesintisiz ağlayacağım Hindistanlı arkadaşım. Onun yaşadığım her an çok güzeldi yani. Hani ayrı ayrı hiçbir şey sayamam. Ukrayna'ya gidecek olanları ne tavsiye ederdim? Ben kesinlikle yemek bazı bir şeyler tavsiye ederdim. Öncelikle Lviv'e gidiyorsanız Forum Lviv'e gidin. Çünkü ben onu son 4. günümde 4000 kala falan keşfettim. O yüzden hala içimde yara. Oranın meşhur traditional bir yemeği var Veroniki diye. Veroniki Tut diye bir mekan diyelim. Oraya gidip yemek yiyebilirsiniz. Harika. Onun dışında Roşen yiyebilirler. Ya şöyle Ukrayna'ya giden çok arkadaşım oldu bu sene ve benim gittiğimi bildikleri için bana çok yazdılar. Ve onlara gerçekten sadece şey önerisi verdim. Hani nerede ne yiyebilirler? Nerede ne içebilirler? Ekstra bir şey söyleyebilir miyim Ukrayna ile ilgili? Havasıyla ilgili bir şey söylenebilir. Belki bilmiyorum hani ne alaka şu an ama yazın gidecekseniz tamamen short, tişört kafasıyla düşünmeyin çünkü havası çok değişik olabiliyor. Terlerken yağmur yağabiliyor. Yağmur yağarken üşümüyorsunuz falan. Yani çok rahat bot ve şortla gezebilirsiniz. Bunu söyleyebilirim sanırım Ukrayna'ya. Öğrendiğin bir kelime var mı? Ukraynaca'da mı? Skotinyaka taka var. Skotinyaka takanın anlamını asla bilmiyorum. Ama iyi bir anlama gelmiyor. Onu biliyorum. Başka? Bir liste var. O listedeki ilk kelimeye bakarsam size şu an yarım saat konuşabilirim. Ama orayı da karıştırmayalım. Tamam şimdi bu çok duygusal bir şey, tamam mı? Ağlatmayacağım ama neyse. Şimdi yurt dışına çıkmak benim gerçekten en büyük hayallerimden biriydi. Çünkü lisede bir hocam şey demişti. O hocayı çok sevmiyorum ama bu lafı bende kaldı. Hani istediklerinizi yaptığınız zaman kendinizi gerçekleştirirsiniz demişti. Benim de kendimi gerçekleştirmede ilk çıkış kapım uluslararası bir havalimanına gitmek olacaktı. Yani Türkiye dışında bir yerde nefes almak olacaktı ki yıllarca uykum rüyalarıma falan girdi şu bu. Sonra ben bir gün arkadaşımla karşılaştım okulda. Elinde telefon biriyle mesajlaşıyor. Dedim ki derse geç kalırız yani artık yürü. O dedi ki şu an bir şey yapıyorum dedi. Hani ne yapıyorsun dedim o zaman. Hani müneccim değilim. Dedi ki Hindistan'da bir projeye başvurdum. Oraya gidiyorum ve işte bizim menajeriyle konuşuyor o an. Hani her kimse o anki. Ayze böyle duydum. Dedim ben de bir inceleyeyim şu bu falan. Ondan sonra 2015 yazında Ukrayna'da Ivano-Frankivsk'e giden bir arkadaşım vardı. O an onu asla tanımıyorum. Tanıştıktan 2-3 ay sonra Ayze'ye gittiğini öğrendim. Beni o biraz güdüledi şu bu falan. Şu an çok yakın bir arkadaşım. Yani Ayze başlamadan bir şeyler yaptı Ayze bana. Ayze böyle duydum kısacası. Hani aklıma da koydum dedim. Projelere bir bakayım şu bu. Bir gün arkadaşımlayım. Kütüphaneye çağırdı. Normalde çok gitmem oraya. Projelere başvururuz beraber. Sonra dedim okey hani ben de başvurayım. Öyle başvurduk. Ondan sonra ben bir mülakata girdim. Romanya'ylaydı o mülakat. İşte hani soru soruyorlar genelde. Bunlar daha sizinle ilgili ve ya İngilizce konuşup konuşmadığınızı ölçmek istiyorlar birincisi. Hani ana şey bu. İkincisi de bazı kritik sorular var. Projeye uygunluğunuzu ölçüyorlar. Çünkü proje bazı sorular soruyorlar. Böyle bir mülakattı. Çok ponçik bir mülakattı. Ona kabul aldım. Ama sonra metrobüsle okuluma gittiğim ve sınavım olan sıradan bir gündü. Ve metroya gireceğim 30 saniye kaldı. Lviv'de bir proje gördüm. Bu Ivano-Frankivsk'e giden dediğim arkadaşım ben Lviv'e gitti sanmıştım. Ondan dolayı Lviv'e başvurdum. Yani 30 saniye telefonum çekmeyebilirdi ama işte bir şekilde çekti. Ve işte PDR okuyunca bazen şey olabiliyor. Hani kafalar gidebiliyor. Derim ki
ki o bu ilahi bir işaret Fatih, Lviv'e gidiyorsun falan. Ukrayna'ya gittim böylece. Hani kolay da bir başvuru süreci var yani, aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani metrobüslerin metro yürürken başvurabileceğiniz bir olaydan bahsediyorum. Oraya başvurdum, akşamına mülakatı yaptık. Zaten her projenin sayfasında şey yazıyor. İşte 12 saat içinde sonucu öğreneceksiniz, 3 gün içinde sonucu öğreneceksiniz vesaire. Ben de 2 saat içinde falan sonucu öğrenmişim kabul aldığıma dair. Yine aynı tabii, hani mantık aynı. Projeye uygun musunuz ve İngilizceniz ne durumda? Sonra işte hani şey süreci başlıyor. Kendi artık kurumunuzla, yani sizin de bir menajeriniz oluyor tabii projeye başladığınızdan itibaren. Benim mesela İstanbul'da olduğum için Beyoğlu Şubesi'nden bir menajerim vardı. Onunla artık hani kendi sürecimize girdik. Yani bu danışmanlık ücretini yatırma, gitmeden önce bize verilecek seminer, hani neyle karşılaşabilirsiniz, şu durumda karşılaşırsanız ne olur, sizi şu bekliyor, şuna kesinlikle hazır olun, sakın korkmayın. Şurada vazgeçebilirsiniz çünkü herkes vazgeçtiğini hissediyor ama aslında hiç kimse vazgeçmiyor falan. Bunu herkes yapıyor bu arada gerçekten. Böyle bir süreç vardı. Ben size yıllardır hayalini kurduğum ve uykularımı kaçıran ilk deneyimimden bahsettim. Bu deneyimden döndükten sonra bir şekilde Isaac hayatım her zaman dokundu ve her şekilde, her yerden insan kattı bana. Yani Türkiye'de olsaydı belki bu ne abi ya, hani ya da biz asla arkadaş olamayacağız, olamayız yani, kafamız uymaz dediğim insanları şu an gerçekten kardeşim yaptı ve beni tekrar bir şekilde ikinci projeye hazırladı. Konuşmanın en başında da dediğim gibi henüz geldim Sırbistan'dan. Bu yüzden sakın korkmayın ve kesinlikle ve kesinlikle nasıl bir proje olursa olsun, hangi ülke olursa olsun gerçekten ayda herkesin deneyimlemesi gerekiyor. Bunu çok hissederek söylüyorum. Çünkü şu an asla dokunamayacağım ve istesem sarılamayacağım insanların sadece anılarını koklayıp onlara sarılabiliyorum. İlk deneyimim bu kadardı. İkincisi de bu kadar muhteşem geçti. Ve gittikçe bağımsız oluyorsunuz. Kendinize güveniniz artıyor. Benim artık kaçmam gerekiyor. Çünkü konuşursam çok devam edeceğim ve susturuluyorum. Bu kanala abone olun. Çünkü benimkisi sadece bir hikaye ve çok fazla kişi böyle hikayelere sahip oluyor. Ki onların da hikayesini duyup kendi hikayenizi yazabilirsiniz. Güle güle ve bu kanala da abone olun. Yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendime ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Evet, falan. Bana hep yoğurt. Oradaydı. Sen ismin yoğurt. Adım iyi gidiyor.